Şimdi dostlar az çok insanların 4060'la alakalı yorumlarını biliyorum. Fakat şu bir gerçek ki son 1,5 senenin en çok sistemlerde tercih edilen kullanılan ekran kartı. Fakat bu ekran kartının sınırlarını zorlayabilir miyiz? Mesela 4K için nasıl bir performans sunuyor? Hep böyle 1080p giriş düzeyi test ettik ama overclock yapıp sınırlarını zorlamadık. İşte bugün sizler için bunu gerçekleştireceğim. Selam Yüksek Frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Gigabyte'ın daha uygun fiyatlı çift fanlı modeli acaba performans olarak nasıl bizlere neler sunacak? 3 fanlı modellere göre arada devasa bir sıcaklık ve ses farkı var mı? Bunlara da bakacağız. İsterseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlar kart klasik bir kutuyla geliyor. Teknik detaylara baktığımızda 8 GB DDR6 belleği, 128 bit bellek arayüzü takip ediyor. DLSS3 destekli 3. nesil RT çekirdeğiyle gelen kartın Ada Lovelace mimarisiyle geldiğini zaten biliyorsunuz. Yüksek performans ve güç verimliliği sunmayı hedefleyen giriş orta segment bir model olduğunu söylemeliyim. Elbette ışın izleme ve refleks gibi özellikleri de RTX 40 ailesi mensubu olmasından dolayı destekliyor. Bir takım yapay zeka uygulamalarda da avantaj sağlıyor. Kart çok yer kaplamayacak mini bir 4060 edasında. Buna karşın soğutucunun PCB dışına taşması hoşuma gitti. Marka burada WinForce soğutma sistemi kullanmış dostlar. Overclock Edition olduğu için referans karta göre minik bir frekans artışı sağlıyor. Çok büyük değil. WinForce soğutma sistemi GPU'ya doğrudan temas eden bir kompozit bakırısı borusu, alternatif dönen 280 mm'lik pervane fanı, 3D aktif fanlar ve ekran soğutmasıyla yüksek verimlilikte ısı dağılımını hedefliyor. Özel fan yaprakları gayet iyiyken alternatif dönüş sağlayan fan olayı acaba nasıl performans sergileyecek merak ettiriyor. Tasarımla alakalı eleştirebileceğim kısım kart arka plaka plastik tutulmuş. Ön kanada geçtiğimizde motifli yırtıcı bir hava barındırması gayet güzel duruyor. Bence kasada çok yer kaplamayacağı için boğucu bir atmosferde sunmayacaktır. Kaliteli kapasitörler kullanılmış ve düşük güç kaybı yaşatacak metal bobin kullanmamışlar. Komponentlerin epey kaliteli olduğunu görebilmekteyim. Elbette bir 3 fanlı metal plakalı ekran kartı gibi olmasa da iş görebilecek gücü barındırıyor. Açık konuşmak gerekirse tamam yırtıcı bir tasarımı var. O keskin hatlar hoşuma gitti. Hiç böyle RGB olmasına da gerek yok. Lakin dediğim gibi arka plakanın günümüz koşullarında bence metal olması gerekirdi. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi refleksi aç. DLSS açık. Kare oluşturucu açık. İsterseniz ışın izleme ve diğer ayarlara bakabilirsiniz. Valla gayet iyi. Star Wars gibi yeni çıkmış bir oyunda 100 kare alıyoruz. Şimdi güzel bir şey yapacağım. Bakalım overclock yaparsam ne olacak? Şimdi çekirdek frekansını 110, bellek frekansını da 300 arttırdım. Ortalama 99'dayız. Overclock muhabbetini kapatıyorum. Kapattım. Ortalama 89'a düştük. Yani 9-10 kare fark etti. 4060'ı overclock yapabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Çekirdek frekansını 110, bellek frekansını da 350 verdiğinizde tadından yenmeyecektir. Şimdi arttırmaya devam edeceğim. Şimdi çekirdek frekansını 145'e çektim. Otomatik olarak 103 FPS'e çıktık. Bellekse 350'de. 145'e 350 mükemmel abi. Bakın 4K yüksek detaylarda Star Wars'u takılmadan oynuyorum. Mükemmel. Ya şimdi ben bu oyunda nereye gideceğimi bilmiyorum. Görevleri bilmiyorum. Hiçbir şeyi bilmiyorum. Oğlum nereye geldik ya? Aa bak gösteriyor 120. Yürü 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 yürü. Dantoin gezegenine mi geldik? Neredeyiz bilmiyorum ki ya. Şurada bir şey var. Lootla baba lootla. Abi devam. Küçük Anakin, devam, yarışa hazırlan hadi. Ve overclock yapmış olduğum halde sadece 1 derece fark etmesi de ekran kartına olan güvenimi bir tık daha arttırdı açıkçası. Ya ben böyle bir 72-73'e kadar çıkarız diye düşünüyordum. Ve güç tüketimi konusunda da çok büyük bir fark oluşmadı. Şimdi dostlar 4060 ile 4K oyun oynayabilir miyiz merak ediyorum. Ready or Not oyunundayız. FPS limitimiz yok. Gelişmiş grafikler Epic'te. İçeride... Birileri daha var. Alın şunları. Ekip. Oğlum korktum ya. Lockpick'le açalım. Kesin burada biri vardır ha. Aa oğlum. Adam sandım lan. Koyduğunuz yere bak ya.
Vallahi salçalı soslu döner yapan abi çıktı karşımıza ya. Çorba döner çıktı karşımıza. Hayda. Oğlum burada biri var galiba. Tuvalet gitti. Gelin. Yardım yardım. Abi Türkiye. Türkiye güzel. Hadi ya. Yardım 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 yardım. Kanıyorum kanıyorum. Oğlum sıkıştım. Hadi be aga ya. Vay be vay. 64 derecelerdeyiz. Güzel. O da güzel. Yani ekran kartında maksimum 67'yi görmüştüm. Oo, tek atışta öldürdük. Baboli. Bagabugo. No. Biri daha var. Görmüştüm de tavuk sandım ya. Oğlum Memati öldürdü ya. Abi. Memati sakin. Memati. Arkadaşlar, kartı overclock yapmak istiyorsanız bir sürü program seçeneği var. Burada Gigabyte'ın Command Center programına bakabilirsiniz. Önceden ne güzel GUR uygulaması vardı. Ayrıca Extreme Gaming ekranını beğeniyordum. Şimdi tek bir kanada topladılar. 4060 gibi bir ekran kartında yapabileceğiniz şey problem yaşayana kadar 50 MHz'lık artışlar sağlayıp Furmark'la patlayana kadar test etmek olacak. Tabi bu oyunda da sıkıntı yaşamayacağınız anlamına gelmez. O yüzden size güvenli değerleri canlı canlı ilerleyen dakikalarda sunacağım. Bu kartın en büyük avantajı bazen 50 wattları bulan serife karşısında düşük güç tüketimi sunması. Tabi bunu yaparken de az da olsa FPS farkını ortaya koyması. Tamam hemen hemen aynılar ama sonuçta mimari gelişti. Zaten önceden incelemiştim. Oradaki yorumlarım hala geçer mi? 1080p çözünürlükte birçok yeni nesil oyunda yüksek kare hızları sunarak akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Özellikle ray tracing yani ışın izlemenin olduğu oyunlarda bile tatmin edici performansı var. RTX 4060 2K ve 4K çözünürlükte daha yüksek ayarlarla oynarken elbette 2K ve 4K çözünürlükte çok yüksek VRAM gerektiren oyunlarda 8 GB yetersiz kalabiliyor. Şimdi ise i9-14900K gibi bir işlemciye taktığımızda i3 takılı bir PC'de alacağınız FPS'in aynısı olmayacak. İşlemci burada performansı bayağı bir tetikliyor. Deney olduğu için kalkıp 4090 da takabilirdim. Neyse mevzuya dönecek olursam kart aşırı derecede sessiz geldi bana. Yük altında hiç yormadı. Sıcaklık kısmında markanın daha yüksek tire modellerine göre ki burada Elite ön plana çıkıyor. Minimum 6 derecelik fark buldum. 60-62 civarı dolaşan bir karta göre maksimum 3D Mark'ta bu modelde 70'i gördük. Fakat karttaki en güzel şey overclock yapsan da sıcaklık aynı kalıyor. Buna karşın TimeSpy'da 11.268 almışız. Stok halde ise 10.910 aldık. OpenGL testinde ise sonuç aynı çıktı. Gen isterseniz çok daha sınırı zorlanmış, frekans olarak kendisini aşmış bir 4060'ın Ti ile olan performans farkına bir göz atalım. Sizler de ortalama 10-15 kare fark edeceğini göreceksiniz. Sonuç itibariyle 1080p ultra detaylarda oyun oynarken arada merakımı gidermek için 2K ya da 4K'da bazı şeyler denemek istiyorsan 4060 8GB bu noktada işimi görecektir. Yok abi ben 8 istemiyorum daha yüksek bir şeyler istiyorum diyorsanız da abisine bakabilirsiniz. Güç tüketimi ve overclock potansiyeli bakımından başarılı bir kart olduğu gerçeğini de es geçemiyorum. Sonuçlar zaten ortada dostlar. Yani en azından ben size neler yapabileceğinizi göstermiş oldum. Tabii ki tercih her zamanki gibi size kalıyor. Bütçenize göre en uygun seçim sizindir. Söyleyebileceklerim bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.